Mümin dünyayı bilen insandır. Eşya ve hadiselerin içine giren, nüfuz eden insandır. Allah Celle Celaluhu onun için şöyle ferman etmektedir. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Sizi ümmeti vasat kıldım. Siz muvazene unsuru bir milletsiniz. Siz hakem milletsiniz. Ben sizi öyle yarattım. Öyle olasınız diye yarattım. Öyle olamıyorsanız yarattım. Yaratma maksadına uygun hareket etmiyorsunuz demektir. Yaratılış gayesine ters gidiyorsunuz demektir. Hilkatin illeyi gayesine ters istikamette yürüyorsunuz demektir. Ben sizi öyle yarattım, öyle görmek istiyorum. Siz bana muhalefet edip zilleti kabul ediyorsunuz. Mümin ümmeti vasattır. Öyleyse ümmeti vasat olarak yaratılan bir cemaat, içtimai yapısı ve iktisadi yapısı itibariyle Allah'ın gösterdiği hedefe varabilmesi için içtimai yapısının bütün içtimai yapılardan üstün olması, iktisadi yapısının bütün iktisadi yapılardan üstün olması lazımdır. Bu işin bir yönüdür. Diğer yönünde ise diğer gam, hasbi, fedakar, milletinin hüzuzatı, huzuru ve saadeti içinde kendi hazlarını unutan mükemmel fert vardır. Mükemmel fert, zengin devleti, zengin içtimai ve zengin iktisadi meydana getirir. Meseleyi bir yönüyle fert açısından ele alıyoruz. Bu fertlerle ancak o mükemmel yapı teşekkül ve teessüs edebilir. Tavzih için arz ettim bunu. Dünyada iken adım adım ahiret menzillerinde gezer mümin. Onun için yanlış adım atmaz mümin. Ahireti hesaba katar. İçinde sıcak sıcak oturduğu bir oda vardır. Alabildiğin orada sobayı yakıp orayı ısıtma vardır soğuk kış gününden. Fokur fokur suyu kaynatma da vardır. Harıl harıl bağışlayın çay içme de vardır. Yemeklerden istifade etme de vardır. Ama dışta müthiş bir kış vardır, dışarıdan. Müthiş bir kış vardır ki, fırtınasının zerresinde binlerce ölüm mevcelenmektedir. Dışarıda kut ve gıda yoktur. İçeridekini böyle har vurup harman savurmam. Ve alabildiğine ısınmam. Dıştan habersiz yaşamak ehli gafletin ifadesidir. Aklı başında bir insan, nimetler içinde yüzerken dahi, daha sonra varacağı yeri düşünür, ona göre adımını atar. Ben bu sıcak sobanın başında arıl arıl yakıyorum. Gürül gürül sobayı yakıyorum ve terliyorum. Ama bütün bu terden sonra bir de dışarıya çıkma var. Kütür kütür her şeyi üyütüyorum. Yiyip bitiriyorum. Ama hiçbir şeyin bitmediği, çoğalmadığı, büyümediği bir kış alemi, kış devranı var önünde. Binaenaleyh ben upuzun bir kış için geriye bir şeyler bırakıp iftihar etme mecburiyetindeyim ahiret hesabına. İşte mümin, dünyada nimetler içinde yaşarken, o nimetlerin çeşitlerini ve onun karşısında durumumuzu, orucun bize hatırlattığı şeyleri ileride arz edeceğim ayrı bir dersten. Çeşitli nimetler içinde yüzerken, biraz da ahirete, biraz da ahirete diyerek, odanın birini sıcak tutarken öbürünü de ihmal etmeme havası içinde hareket edecektir. Dünyada ahiret hayatını yaşarlar girizgahından girdik buraya. Öyle bir tasarım, tasavvurum yoktu. Meseleyi basitleştirip avami bir anlayış ve ifade içinde takdim için bu basit misale başvurdum, temas ettim. Asıl meselemize gelince, hakiki mümin hayatının hesabını, hatta ahirete ait hesapları burada tutar o hesaplar içinde, o hesapların meydana getirdiği hendesi coğrafya içinde hareket eder. O ölçüye göre hareket eder ta kaleye varabilsin. Zirveye çıkabilsin, muvaffakiyet ufkuna ulaşabilsin, yoksa başka türlü olamaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzuda katlandığı şeyleri size mükerrer defa arz etmiştim. Taberani'de Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretleri bir durumunu ifade buyuruyorlar. Huzur-u Risalet Benahi'ye girdim. Aleyhissalatu vesselam namaz kılıyorlardı. Oturarak namaz kılıyorlardı. Halbuki Seyyidetine Hazreti Ayşe buyururlar ki, belki yarım saat ayakta durduğu namazlar olurdu. Bir saat ayakta durduğu namazlar olurdu. Mesela Bakara Sure-i Celilesini, Ali İmran Sure-i Celilesini, Nisa Sure-i Celilesini, Maide Sure-i Celilesini bir rekatta okurdu, ayakta dururdu.
O kadar çok Kur'an okur, o kadar çok ayakta durur, ayakları şişmeden bu seyrinin ifadesiyle yatmazdım. Hayatının son demlerine doğru ayakta duramıyordu aleyhissalatü vesselam. O kadar ayakta durmaya tahammül edemiyordu. Onun için bu uzun kıraatları oturarak okuyordum. Ama rükûa gitmeye yaklaşınca, yani birkaç sayfa kalınca kalkıyor, o kadarını ayakta okuyor, sonra rükûa gidiyordu, sonra secdeye gidiyor. Ebu Hüreyre diyor ki, ayakta durmaya, kıyama ve kemerbeste-i ubudiyet içinde bulunma şuuruna bu kadar bağlı olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı otururken namaz kılıyor gördüm. Yanına sokuldum ve durdum. Namazını bitirdi, sordum. Ya Resulallah, hasta mısınız? Buyurdular ki, hayır ya Ebu Hüreyre, açlık ayaklarımın takatını kesti. Gözyaşlarımı tutamadım. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Bana dedi ki, la tebki ya Ebu Hüreyre. فَاِنَّ شِدَّةَ الْحِسَابِ لَا تُصِيبُ الْجَائِعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ağlama gözümün nuru Ebu Hüreyre. Allah'ın kıyamet günündeki şiddetli hesap ve azabım, dünyada açlık çekenlere isabet etmez. Meşakkate maruz kalanlara isabet etmez. لَا اَجْمَعُ بَيْنَ اَمْنَيْنِ وَلَا اَجْمَعُ بَيْنَ قَوْفَيْنِ فَسَدَقَ اللّٰهِ Kutsi hadisinde Allah Celle Celaluhu, İki emniyet ve huzuru birden vermem. İki endişe ve korkuyu da birden vermem. Sıkıntısını dünyada yaşayanlar ahiret sıkıntısını yaşadılar demektir. Dünyada ahireti hiç düşünmeden refah içinde kol gezenler, boy gezenler, onlarsa bütün saadet ve huzuzatlarını, huzurlarını dünyada yaşadı, ahirete bir şey bırakmadılar. Ben iki emniyeti birden vermem. İki huzuru birden vermem. Ama iki korkuyu da birden vermem. Milleti için, dini, diyaneti için, İslam için, burada bir kısım meselelere katlananlar, hesabın şiddetini burada yaşadılar demektir. Cehennemden hisselerine düşeni yaşadılar demektir. Binaenaleyh onlar beraatlarını alacak sağ taraftan, emr-i eman içinde salına salına sıratı geçecek ve cennete vasıl olacaklardır. Allahümme cealna minhum. Allahümme cealna minhum. Mümin dünyada hayatını ahiret hesabı içinde yaşar. Ve işte oruç, ahireti dünyada yaşamanın bir bakıma remzidir. Aç durur, susuz durur, beşeriyetini aşar, hayvani garizelerine ters istikamette yürür, şehevi duygularını ayaklarının altına alır, kısım kısım mahrumiyetlere katlanır, ve böylece ahiret mahrumiyetlerinden kurtulmuş olur. Bu da meselenin bir diğer yönüdür. İnsan vicdanıyla bunlara kulak verdiği zaman bunları çok iyi anlayacaktır. Kendisinde bir melekliğin, bir de bir behimi yönün bulunduğunu çok iyi anlayacaktır. Hayvani hislerine ters istikamette yürüdüğü zaman, cismaniyetine ve hayvaniyetine ters bir istikamette, yani canlılığına ters bir istikamette yürüdüğü zaman, kendisinde melekiyetin geliştiğini vicdanında duyacaktır. Melekiyet istikametinde yürüdüğü zaman da hayvaniyetini attığına vicdanen şahit olacaktır. İnsan meleklerin donunda yaratılmıştır. Diğer canlıların da üstünde yaratılmıştır. Fakat âlâ-iyiliğinden esfel-i safiline kadar, melekler aleminin ötesinden şeytanlar aleminin altına kadar bir hatta, bir dairede kavisler çizebilme durumu içinde bulunmaktadır. İnmekte ve çıkmakta, arşiyeler çizmekte, ferşiyeler meydana getirmekte, muttasıl sukut ve suud içinde, düşüşler ve kalkışlar içinde daireler çizerek Allah'a doğru gitmektedir.